Selamlar millet, ben MVP Noobcraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu bölümle ilgili kafamda net bir şey yok, ancak şöyle server arasında yaptığım angarya işler var. Sizleri de videosuz bırakmayayım diye ufak tefek onları toparlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane market açılmış, bir market alanında uğrayalım. Buz marketi, I am Dinko açmış, yani bizim Samet, bir bakalım. Oo, döktürmüşler maşallah 87 sayfa. Neyse, fiyatlar burada yazıyor. Normal buz 3 stek 1 elmas, paket buz 2 stek 1 elmas, mavi buz 32 adet 1 elmas. Yarım steği 1 elmas yani. Okey, fiyatlar güzel gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Samet'in bir buz farmı yok. Bunları şey yaparak topladı. Normal buz dağlarından topladı. Ve Hoglin dükkanı, bunu da bizim Ümit açmış olması lazım aynen. Buna bakalım. Tamam, temiz küçük bir şey yazmış. Çiğ et ve deri falan filan, fiyatlar orada. Okey. Bu kitapları saklayalım. Şuradan bunları da alalım. Güzel. Bunları bir atayım üzerimden. Tamam, bunları boşalttık. Başka bir şey var mı lan? Sağa sola bırakıyorlar sandık. Şöyle şunu göstereyim. Biz End'in etrafını bir haritalandırdık. Şöyle bir açtık. Murat'la beraber uğraştık buna. Ben şöyle End adalarına kadar, bu 1/8 boyutunda olması lazım bu harita, bakayım. Aynen, 1/8 boyutuna kadar küçültüp böyle. Şöyle bir 4 tane, 2x2'ye sığdırdık bunu. Şurası bak, Volkan'ın base'i hatta yeşillendirmişti. Şurada da End'de şey mi varmış? End'si mi varmış? Şimdi End'e bir gidelim. Orada da size göstereceklerim var. Şöyle şuradan hızlıca geçelim. Bak, burası da leş gibi oldu ya. Şimdi aklıma geldi. Burası. Burayı da bir buildleyelim ya bu bölüm. Orası öyle leş gibi kalmasın. Şimdi End'e geçtik. Ben End'de şöyle iki tane portal yakaladım. Şuraya Wither Rose farmı çıkmıştı bize. Vedat'ın videoda izlemişsinizdir. Bayağı güzel videoydu. Orayı Rose yazdım. Burası da benim base'im. Benim base'imde henüz bir işlem yok ama göstereceğim. Şimdi End marketlerine bir dolaşalım. Burası... Ne dükkan oğlum bu ya? İşte dışarıdan bakınca anlaşılması lazım abi dükkanın. Burası Hoglin dükkanı galiba. Aynen, Hoglin dükkanı. Neymiş? 4 steği 1 elmas. Çok gayet uygun. Bayağı deri sıkıntısı çekiyordum. İyi olur burası. 3 steği 1 elmas. Yemek sıkıntısı çekmiyoruz ama bunlar da işte bizim köpekleri falan beslemek için iş yapar. Tamam, bu tarafta da aynı. Tamam. Şimdilik alışveriş yapmayacağım. Burası güzel bir dükkan olmuş şey için. Fiyatlandırma açısından. Burada Samet'in buz dükkanı var. Bak, bunun build'i bayağı güzel olmuş. Dışarıdan bakınca direkt anlaşılıyor. Buz dağlarına çarpmış bir minnak gemi. Ama Samet Nubu da buraya fiyat yazmamış. Ha bak, birisi şuraya fiyat yazmış en son. Normal ama gözükmüyor ki. Şuradaki blok ne? Aslında şunu kırıp görebiliriz de. Bu ilde etkiliyor mu? Etkiliyor. Lan nereye gitti oğlum? Üzerimize de alamadık. Adamın dükkanını bozduk, dur. Ha, silepmiş bu. Silepse ben bunu üstten koysam olur ya. Dur bakayım. Şu seviyeden koysak bu ildi bozmaz. Şeyi de görürüz. Fiyatları da görürüz. Bakayım. Aynen, bu ildi bozan bir şey yok. Sadece şurada birazcık yukarıda bir şey gözüküyor. Sıkıntı yok ondan. O kadar paydan. Tamam, burada fiyatlar yazıyor oldu. Normal 3'e 1, paket 2'ye 1, mavi 32'ye 1. Bu yanlış anlaşılır yalnız. 32 stek alıp adam bir diamond bırakır. 0/5'e 1 yazsaydı keşke bunu yazan. Hatta biz yazalım onu. Normal 3'e 1, paket 2'ye 1, mavi 0/5'e 1. Tamam, böyle daha güzel oldu. Bunu bir de parlatırız. Oğlum bir çıkın lan. Buradan buz alabiliriz ki ben bayağı aldım lazım oldukça. Şimdilik gene alışveriş yapmayacağım. Heh, şurada gösterecektim bak, harita burada. Burası bir boyutunda. Yani haritayı hiç yakınlaştırma yapmadık. Direkt birebir ölçekte. 4x3 mü? 4x4 mü? Kaç lan burası? 1, 2, 3 aynen. 4x3'lük bir harita. Arkada da gene o benim base'de gördüğünüz harita var. Buralar, bu harita güzelleşecek işte. Buralar yerleşti. Buralara yerleştikçe, bir şey bu buildler geldikçe. Şimdi önce bir base için seçtiğim alana gidelim. Şöyle göstereyim size. Bakın, base için seçtiğim alan burası. Bayağı minnak bir alan. Bu portalı merkezde tutarak buraya güzel bir build yapacağım. Bu etrafı boşaltmak planım var. O yüzden böyle boşluk bir yer seçtim. Etrafı boşaltacağız. Güzel bir base planım var bu sezon. Muhtemelen Minecraft'ta daha önce görmediğiniz bir base olacak. Bakalım. Wither Rose alanına gidelim. Orayı da göstereyim size. Orayı da tabii boşaltıyoruz zaten. Hop, nereden çıktık? Şurası da Wither Rose. Şuradan da Wither Rose'a geçelim. Burayı, portalı korudum. Şahin'le beraber uğraşıyoruz burada. Ben makinaları kurdum. Burada bir TNT makinaları olması lazım. Nerede? Bir tane kalmıştı en son.
Gece bırakıyoruz da bozuluyor bu makineler arkadaş. Bizi serverdan atıyor oyun falan filan, bir şeyler oluyor. Sebebini tam bilemedim. Bir tane makine var, Perimeter diye geçiyor bu. Bir blok gidiyor geliyor, sonra bir blok yana kayıyor. Bir blok gidiyor geliyor, bir blok yana kayıyor. Ve şuradan 2-2 TNT'leri, makinaları bırakıyor. Bunu şimdi size gösteririm. Biraz kayıt almıştım o kısmını. Burada araya girer o kısım. Böyle buraları temizliyor. Bak şuraları boş bırakmış ama bunlar işte lag'dan mı vesaire mi neyden bilmiyorum. Bak burada da mesela teki çalışıyordu makinenin. Bu ortaya bir tane daha kuracağım. Burayı komple temizleyecek. Şu portalda, tam bu portalda da wither'ı sıkıştırmayı planlıyorum. Burada bir portal daha var. İki wither'lı bir sistem yapabilir miyiz bilmiyorum ama gerek var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Tek wither'la sanıyorum tüm endermenleri öldürebileceğiz her seferinde. Makinenin şurada dönüş istasyonu bu arada. Böyle geliyor, oraya geliyor, bu tarafa gidiyor, tekrar dönüyor. Ne oldu lan? Endermenlere mi baktık? Al hepinize bakayım, al. Al hepinize bakıyorum. Gel. Buraya çıkabiliyorsunuz mu? Ah, kavga çıktı aşağıdan. Hadi bakayım. Neyse, çok gürültü çıkarıyorlar ya. Böyle bir yer. Burayı temizleyeceğiz, sonra farmını kuracağız. Şu aşağıda kalan blokları falan mecbur elle kıracağız artık. Şurayı temizledikten sonra güzel bir boşluk yaratacağız. Burada 300'lük bir boşluk alanımız var. Şurada AFK bırakıyoruz. Şurada da malzemeleri var makinaların hatta. Sürekli yaptığım için sanıyorum yani 2 gündür uğraşıyorum ve 4 tane galiba o makineden kurdum ve sürekli patlıyor. Daha da kuracağız. Yapacak bir şey yok. Bu işler zahmetli işler. Her ne kadar AFK bırakayım kafam rahat olsun diye geriye bıraksak da işte böyle serverdan atmalar vesaire yüzünden şey kopabiliyor, bağlantı kopabiliyor ve makinede bir slime süpürücü mantığıyla çalıştığı için iki piston birbirini itecek itecek yaparak ilerlediği için tam o aşamada oyundan çıktığımızda makine bozuluyor. Özellikle vagonları aşağı düşüyor falan. Tamam, şimdi buradan ayrılalım. Base'e gidelim. Base'e diyorum, ilk yerleşime. İlk yerleşimde güzel planlarım var. Oraları bir ufak tefek build diyelim. Sürekli bölüm arası çalışıyorum. Bölümde çalışalım beraber ki şöyle etrafı bir güzelleştirelim. O mesela şeyi düzeltelim. End portalının çıkışını düzeltelim. Orası güzel bir yer olsun. Ufak tefek build'lere başlayalım böyle. Sürekli bölüm arası dediğim gibi. Yani arada yapıyoruz biz onu. Hadi şurayı yapalım, hadi burayı yapalım diye. Ama böyle kalmasın. Şuralara bir şekil şukul bir şeyler yapalım. Güzelleşsin buralar. Tamam, ben şuraları falan build'leyeyim. Kafamda tam bir build planı yok. Ufak tefek uğraşacağız artık. Hadi ben şunları bir halledeyim. Ufak tefek yapayım buraları. Ara ara kayıtlar girer belki. Hallederiz geliriz. Görüşürüz. Evet millet, geldim. Allah, şu Mert'in kocaman base'inden gösteremiyoruz ki. Bak. Şuraya bir ejderha çizdim. Minnak bir ejderha. Bunu gittim kreatifde bir saat çalıştım. Bir 4-5 saattir de bunu yapmaya uğraşıyoruz falan. Burada Nether portalını buraya taşıdım. Bunun ağzına. Şunun altından bağlayamadım ya. Bu kısma güzel bir fikir uyduramadık. Burayı da böyle kendi haline buildledik. Hemen ejderhanın kafasının altına. Oysa ki ben şuradan bir boşluk yaratıp girecektim de. Buraya koyacağım her blok ejderhanın boynu yere çakılıymış gibi olacaktı. Belki kafasına kazık çakabilirdik. Ya da kılıç saplayabilirdik. O da güzel. Aa, ejderhanın yani kafasına dikine kılıç saplasak. O kılıcı nasıl geniş yapacağız? Kazık daha iyi olmaz mı? Çok büyük olurdu kılıcı geniş yaptığımızda. Olur da. Minnak dediğin ejderha büyük aslında. Ya minnak kapatmasın. Yok ya, birebir yapsam bu inanılmaz büyük olur. Ha, bu küçük mü? Bu küçük tabii ya. Hadi öyle olsun. Kellesi büyük ama. Yok ya, değil ya. Kafası bir çank oğlum ejderhanın. Yani şeyde yapsan. Birebir yapsan. He, şeydeki normal. Çünkü tabii yapsan. Gözleri bile nasıl söyleyeyim sana. 1-2 Allah kapım çaldı. 3-4 dur geliyorum. Şimdi buraya böyle kanatla çıkmak zorunda kalıyoruz. Mecbur. Başka çaresi yok gibi. Hatta kanatla da girmesi biraz zor. 2 blok. Aynen. Şuradan şey yapalım. Şu ejderhanın tükürdüğü şeylerden buraya yol yapalım. Bende cam var. Böyle random atalım ya bunları. Al sana da atayım biraz cam. Geldim abi. Bir stack purple, bir stack magenta. Bak kendine gözlere bak. Bak görüyor musun? Burundan daha gözükmek. Farklı lan. Göremedin değil mi F5'te? Dur ağzımı açayım. 3-4 blokmuş gözlerinin genişliği. Tamam, doğru hesaplamışım. 4 blok. Dur oğlum, kımıldatıp durma, bir türlü çekemedim ya. Kendine bakmaya çalışıyorum ya.
Bak 4 blok göz genişliği var. Artı arada 4 blok boşluk var. Bir daha 4 blok göz genişliği var. 4, 8, 12. Birer blok mu? İkişer blok mu? Ne de yanda var. Aynen ikişer blok. Tam bir çank ya kafası. Birebir yapmaya çalışsam. Maşallah. Ben burunlardan pek göremiyorum ama. Burnu da bayağı uzun. Bir çanktan bile uzun olabilir burada. Bir kelle kadar zaten ya burnu da. Burun kısmı, ağız kısmı. Aa, leftarma yaptım ben. Lan kitabım var. Kitabım var. Kitabımı aldı. Armor Stand kitabımı aldı. Versene oğlum. Ama başka item veremiyorum yani. Ya, vermiyor kitabımı ya. İlla soyacağız mı seni oğlum? Kardeşim versene kitabımı. Bana set Aa, var vermiyor. inanılmaz ya. Ver ulan kitabı. Kafasını aldı. İnanılmaz ya. Neyse komple soyacağız. Yapacak bir şey yok. Elini tutturamıyorum ya. Ver lan kitabı. Bak bak. Şerefsiz. İnanılmaz ya, göz ayak üstü soyulduk ya. Kafayı azıcık kaldır kanka, çok eğdik. Ya, geldim mi ejderha nefesine? Kıskanacağını biliyordum. Bilmiyormuş, numarası yapma şimdi. Acaba ne versen falan. Aa, ejderha nefesi vardı değil Benim fikrim çok iyi değil mi? mi? Leather pantler falan da gelmiş bana ya. Abi onları çalmışsın zaten de koymamışsın yani. Al. Ayakkabısı niye beyaz? Senin ayakkabın beyaz mı? Ama bunda beyaz ya. Tamam ya, biz bununla saatlerce uğraşırız. Dur ben çıkayım. Aynen. Bu böyle sürecek belli ki. Tamam millet, gördünüz burayı, bu kısmı. Şimdi artık videoda sıradaki işimize geçelim. Sıradaki işimiz size de bana da sürpriz. Çünkü ne olacağını ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet millet, geldim tekrar. Biliyorsunuz ki geçen challenge görevini Ali kaybetmişti ve bize bir challenge görevi verdi. Bu challenge görevi de dükkan alanına bir tane dükkan yapmak. Bu dükkanı yapacağız ama içine koyacağımız malzeme de önemli. Ben gördüğünüz gibi üzerimdeki bloklar ve shulkerlardaki blokları görüyorsunuz. Birazcık buzla, daha doğrusu suyla ve birazcık da işte diğer bloklarla, çok da malzeme istemiyor. Sadece şu tinted glass konusunda Ali ile biraz alışveriş yaptık, ametistlerle. Onları hallettim. Bir farm yapacağım ve o farmdan çıkan malzemelere bir dükkan açacağım market alanında. Bir sonraki bölümde de dükkanımızı açarız hatta. Buraya bir Glow Squid farmı kuracağım. Glow Squid'in spawn olması için gereken koşullara Wikipedia'dan, daha doğrusu Gamepedia'dan, Minecraft sayfasından baktım. Diyor ki kurallarımız şunlar. Sıfır seviyesinde, sıfır ışık seviyesinde düzeltiyorum olması gerekiyor. Deniz seviyesinden alçakta olması gerekiyor. Bu farm alanının yani 63'ten aşağıda olması gerekiyor. Ve Glow Squid'in spawn olacağı su bloğunun yakınında, 5 blok yakınında stone, granit, andezit, işte dünyada doğal olarak spawn olabilen bloklar, deep slate falan olması gerekiyor. Yani full böyle kocaman bir alana su döşerseniz orada spawn olmayacaktır. En azından ortalarında 5 blok yakınında bir taş olmak zorunda. Yani aslında bildiğin dünyada mağaralardaki su alanlarında spawn olsun diye yapılmış bir mekanik gibi duruyor. Ve full karanlık olması gerekiyor. O yüzden bu torçları şimdi kıracağız ve ben şöyle mekanizmamı ayarlayacağım buraya hemen hızlı hızlı. Şöyle geldikten sonra bakalım, ben buradaki hesabıma göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok olması lazım. Aynen 7. bloktan duvar indireceğim ve arka tarafına şeyleri alacağım. Malzemeler alacağım. Şöyle 6 blok genişliğinde bir alandan böyle uzunca bir yer dolduracağız ve hatta doldurmaya başlayalım. Son bloklarımızı da döşeyelim şöyle. Tavana kadar buzlarımı full döşedim. Buralar artık full su bloğu olacak. Şöyle son bloklarımızı da koydum bakın. Aşağıdan buraya kadar tam su bloğu olacak şekilde döşedim. Yalnız şimdi onları kıracağım ama kırarsam öne doğru gelecek ve şeker kamışların oraya gelecekler. O yüzden kırmadan önce önlerini şöyle bir camlayalım abi. Bu tinted glass'ları biliyorsunuzdur. Bu sezon geldi. Bir tane crafting'de ortaya bir tane cam koyuyorsunuz. Üstüne, altına, sağına ve soluna 4 tane ametist koyuyorsunuz ve tinted glass elde ediyorsunuz. Bu camların özelliği abi, cam olarak görünüyorlar. Böyle görebiliyorsunuz arkasını ama bunlar ışık geçirmiyor.
Bunlar da böyle karanlık farmları izlemek konusunda bayağı güzel yaratıcı fikirler çıkaracaktır bize. Ben buradaki Glow Squid'lerin doğuşunu görmek, hatta ölüşünü de görmek istiyorum. Şimdi şöyle burayı bir full dönelim. Buradan yukarı çıkalım. Bizim şimdi burada işimiz var. Hatta ben şuraya şöyle inciyle çıkayım. Tek blokta durayım. Bakın şimdi size şöyle göstereyim hatta. Burayı da kapattım. Tek bir blok açık. Şu an ışık alıyoruz buradan. Bakın şöyle göstereyim. Gökyüzünden ışık gelmiyor ama bloğun, üzerinde bulunduğum bloğun seviyesi, ışık seviyesi 4. Şimdi bu tinted glass'ı koyunca oraya bakın. Bakın sıfır ışık giriyor içeri. Yani bu blok dahil sıfır karanlığında bizim Glow Squid'lerin doğması için gerekli olan şartı karşılıyor. Şimdi bak. En üst kata kadar full çıkardık ya. En üst kattan bir akışkan su elde edelim. Glow Squid'ler içeride öldüğü zaman itemları yukarı doğru sudan yavaşça yükselsin ve buradan böyle arkaya doğru atalım. Biz bunları arkadan da toplama sistemine götürelim. Artık full hopper döşersiniz veya işte tekrar bir su akıntısıyla bir yerlere alırsınız, size kalmış. Ben şimdi şöyle bu kısmı da sadece tek bir blok çekip kırdıktan sonra yoluma devam edeceğim. Tamam, son bloğu da koyduk. Şuradan bir Ender chest'imi alayım hemen. Bunun üstünü açmam zor olacak. Şu şekilde bir açalım önce. Aha, oradan yukarı çıktım lan. Üstü açıkmış. Açıkmış dediğim açık yani, ben yapmıştım onu. Şimdi bunu bir alalım önce. Sonra şunu kıralım. Şimdi bize fortune kazma lazım. Tekrar kapatalım, karanlığı yakalayalım. Ver abi 3'ü. Şimdi bu suları kırıp burayı bir akışkan su haline getirelim. Tamam, burayı akışkan su haline getirdim. Gördüğünüz gibi arkaya doğru akıyorlar ve Glow Squid hemen spawn oldu. Kanka bir bekleseydin ya. Arkada tabii moblar falan spawn oluyor. Ve ben bu aşağıyı full şimdi kırmak zorundayım. Bunun tamamını, su bloklarının tamamını kıracağım şu şekilde. Hemen buraya girelim ve burada bu işlemimizi gerçekleştirelim. Hop, tamamdır. Buradan aşağısı artık full su bloğu. Bu arada galiba full su bloğu olmasına da gerek yok. Şeyde de akışkan suda da spawn olabiliyor squidler diye biliyorum. Ama ben full su bloğu yapmak istedim. Belki spawn alanına bir etkisi vardır vesaire diye. Kreti de böyle girdim. Allah. Aksolot, kusura bakma kardeşim. Şu mobları bir temizleyelim. Zaten bunları vurunca daha arkaya geçmeyecekler. Şey, daha arkada spawn olmayacaktır. Kardeşim ölsene artık. Neyi düşünüyorsun? Ha. Burada şu malzeme. Ha bak, Glow Skid ölmüş zaten burada. Şunu da alalım. Şimdi bu, oha, kaç tane spawn olmuş lan? Gerçekten akışkan suda spawn olabiliyorlar galiba ya. Bu tek blokta bayağı spawn olmuş gibi gözüküyor. Yani şurayı buzları kırarken 12 tane almışım. Yani 3'er tane düşse, ki 3'er tane de düşmüyordur kendi başına öldüklerinde, bayağı gelmiş. Şurada ışık bug'ı gibi bir şey var ama o benim attığım şeyden. Normalde sıfır karanlık seviyesinde. Glow Squid'ler ölecek dedim. Ölen itemlarını buradan geri alacağız dedim. Nasıl öleceğini aşağı yukarı siz şimdi anlamışsınızdır. Çünkü bakın içeride axolotlar da spawn oluyor. Bunlar da aynı Glow Squid'ler gibi. Sıfır ışık seviyesinde ve aynı işte etrafında 5 blok uzağında taş olması vesaire gibi kurallara bunlar da uyuyor. Aynı anda hem axolotlar spawn oluyor hem glow squidler spawn oluyor. Ben ekstra bir mob atmama gerek yok buraya. Kendi axolotlarımı atabilirdim veya gardiyan getirebilirdim bir tane. O çatır çutur hepsini dövebilirdi. O da mantıklı. Eğer o çok çalışmazsa onu da getirebiliriz bu arada da. Axolot da spawn olacağı için gardiyana dalacaklardır. Zamanla ölebilir. Hiç gerek yok. Bu spawn olan axolotlar spawn olan glow squidleri öldürecek ve itemlarını biz bu tarafa doğru çekeceğiz. Şimdi buraya kadar çektim gördüğünüz gibi. Bu tarafa Axolot yarım bloktan geçebiliyor. Boyu yarım bloktan şey. Küçük bu arkadaşların. Hop. Senden bir kafa alıyoruz mu? Yok. Yarım bloktan küçük. Tepesini slab yapacağım. Axolotlar bu tarafa geçebilirler. Ama ölürlerse de çok sorun değil zaten. Dediğim gibi yenisi spawn olacaktır. Ama Glow Squid'ler geçemezsin. Glow Squid'ler için tam blok yüksekliğe ihtiyaç var. Üzerimde slab var mı? Yok. Şimdi ben buradan çıkış yolu bulmalıyım. Şuradan geçelim. Şuradan farmın içinden bir yerden atlayalım ya. Heh. Buradan da atlayalım. Şimdilik orayı geçici olarak kullanalım. Şurayı bir kapat. Buradan değil abi, tam üzerinden değil. Buradan geçmesini istiyoruz çünkü şuradan kapatacağız sileplerle. Su arkaya geçemeyecek ama itemlar bunun üzerinden arkaya geçecek. Tamamdır. Bakın bu arkaya kadar artık, yani daha doğrusu buraya kadar farmımızı tamamladık.
Artık burada squid falan spawn olmayacak. Sadece malzemeleri gelecek. Oha ne kadar çok gelmiş lan. Toplayayım bakayım. Oğlum farmı yaparken oha biz tekten fazla elde ettik. Hiçbir şey de yapmadım daha yani. Hani bir şey beklemedim. Burada sadece uğraştık burayla. Ki server'da Ali ile Furkan da var. Onlardan da onlar da belki altlarında varsa onlar da şeyi dolduruyor. Water mob cap'ini dolduruyor. Evet, farmımız bitti ve mükemmel şekilde çalışıyor. Item'lar şu arkaya geliyor. Şimdi biz o item'ları toplayalım abi. Ben bunun sandığını nereden alayım? Buradan alsam olur sanki değil mi ya? Buradan alayım direkt. Ha bak burada su varmış. Bak buraya bir sandık atarız. Hatta bakayım seviyesi ne bunun? Ben şuradan çekeceğim hopper'ları. Bu seviyeden böyle gelecek. Direkt burada olacak sandığım hatta ya. Yani burada ve altında. Okey. Şuradan hemen iki tane sandık alalım. Var mı benim burada sandığım? 8 tane odunum varmış. Craftlayalım abi. 4 sandık. Tam da ihtiyacım olan kadar sandık varmış burada. Tamam süper. Şöyle gelelim. Şimdi bir sandığımız... Allah böyle yan oldu. Dur. Şimdi bir sandığımı hatta şuraya geçeyim. Şöyle atayım. Bir sandığımı da onun üstüne atayım. Ve şu arkadan buradan hopper'larını getirelim biz bunların. Bu arkayı bile açmama gerek yok bu arada. Bu buna baksın. Bu buna baksın. Ve buradan hopper'larım gelsin. Aynen burayı açmama gerek yokmuş bu arada. Şuradan getiririz. Böyle gel, böyle gel. Tamam. Şimdi şöyle gelelim ve benim şu üstüne çıkmam lazım. Süper. Shift'i bırakabiliyorum galiba ama hopper'ın içini açarım o zaman. Tamam. Şurayı şöyle bir blok yükseklikten yani bunu yapmamın sebebi axolot buraya düştüğü zaman geri çıkabiliyor. Tek blok zıplayıp geri çıkabiliyor. Axolotları öldürmemize gerek yok bu tarafta. Ölmelerini beklememize de gerek yok. Oğlum hala arkaya bir sürü item geliyor lan. Şöyle hopper'larımızı full sıra boyunca çekelim. Allah o aşağı koydu. Olmadı onlar. Bu kadar hopper harcamanıza gerek yok. Dilerseniz buraya düşen itemları su yoluyla şu tarafa doğru itersiniz ama ben axolotların dediğim gibi geri dönmesini istiyorum. Belki onlar verimi düşürür ölmeleri uzun sürerse. Bu arkada ölmeyi bekleyecekler. Ölmesinler geri dönsünler suya. Squidlere saldırsınlar. Yeni squidler spawn olsun hemen. Hop buraya kadar çektik. Bunun arkasını da şu şekilde kapatacağız. Full. Hemen blok alayım ben üzerime. Ve burayı da kapattık mı tamamdır. Buraya düşen axolot geri çıkabilecek ama zaten squidler geçemeyecek. Öteye doğru gidelim. Buraya düşen malzemelerin hepsini biz bu hopper'lar vasıtasıyla şuradaki sandıklarımıza alacağız. Hatta aslında bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Şuraya gittim. Bir tane ince attım bu hopper'ın içine. Bu dahi çekiyor mu bir görelim. Yolda bir sıkıntı var mı? Şöyle incilerle sandığımıza doğru ilerleyelim. Şu alta girelim. Bir dakika burayı kapattık. Şurayı da tam kapatayım. Bu tarafa da geçmesinler. Şurayı da kapatayım. Burayı bir daha aç. Şuraya girelim. Tamam bu köşeye kadar geldik ve gördüğünüz gibi Ender Pearl'üm de buraya gelmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Sandıklar buraya kadar geliyor. Şuraya da bir tane ters merdiven ayarlayalım hemen. Şuraya merdivenimizi atalım. Sandığın açılmasını engellemesin. Şöyle bloklarını da koyduk mu? Tamam. Artık içeride ölen squidlerden gelen malzemeleri biz buraya kadar çekeceğiz. Ve hatta şöyle birazcık bekleyelim ve bakalım. Ben şu malzemeleri falan bir boşaltayım. Bakalım ne kadar squid geliyor. Bak şunları da buraya bırakalım. Biz tek artı 25 tane. Şunu da şuraya attık mı? Tamam. Hadi gidelim bir bakalım. Aşağı yukarı 1-2 dakika geçti. Buradaki squidlerimiz duruyor. Daha doğrusu glow squid. Nesi o? Ink değil mi? Ink. Glowing insect diye mi geçiyor? Adı Türkçesi neydi bunun? Glowing insect. Parlayan mürekkep kesesi. Burada duruyor. Bir gidelim bakalım. Sandığımıza gelmiş mi? Şu an içeride glow squid göremiyorum. Ya bu arkadaşlar öldürmüş ki öldürmüşler. Aynen öyle. 9 tane glow squid gelmiş 1 dakikada. Yani verimini bilemiyorum şu an. Verimi için uzun süre AFK bırakmam lazım. Ama 1 dakikada 9 tane aldıysak 60 dakikada 9, 18, 27, 36, 45, 54 mü? 540 tane
şey gelmesi lazım. Inksek gelmesi lazım. O da fazla verimli olur lan o da. Ve buradan şöyle bir güzel tarafı da var. Beğendiğimiz nadir bir axolot falan çıkarsa buradan axolotları da toplayabiliriz. Bunun bir achievement'ı falan var mı acaba? Bir bakalım. Vanilla'yı geç, Nether'ı geç. Adventure Minecraft'ın kendisinde var mıdır? Buradakileri tamamlamışız. Yok. Husbandary de var mı? Yok gibi. Gelmemiş sanki bununla ilgili bir şey. Okey. Tamam. Uzun bir video oldu. Bayağı iş yaptık. End portalını ve Nether portalını güncelledik. İşte buraya bir farm yaptık. Marketleri dolaştık derken bilmiyorum kaç dakika oldu ama ben şurada ejderhamın, mini ejderhanın önünde videoyu bitireyim. Yeterince uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Mert videonun içindeydi. Mert'e de çok teşekkürler. Onun kanalına da mutlaka gidin. Çok güzel videoları var. Ben bayağı gülüyorum Mert'in videolarına. Hadi artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.